Ve efendim bu dakikalarda işte teknolojiyi kullanıyoruz. Skype bağlantısı söylemiştim sizlere az önce de zaten. Deniz Egece bizimle birlikte olacak. Kitabını konuşacağımızı söylemiştim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nasibe Hanım. Sizler nasılsınız? Vallahi iyi. Siz iyiden iyi artık sıcak zamanlara denk geldiniz. Vallahi özeniyorum ve seviyorum. Biliyorsunuz ben Antalya, Alanya çok severim. Onun için buradan herkese selam. Teşekkür ederim. Alanya'dan da tüm Türkiye güzel, güneşli günler diliyorum. Ne güzel. Vallahi her şeyimiz iyi gitsin inşallah. Şimdi ben kitabı sormak istiyorum. Geçen hafta orada kalmıştık hatırlarsınız. Şimdi bu son kitabınızla ilgili herkes bana dedi ki bu farklı, öyle farklı. Dedim ki ne farkı var? Ben bunu Deniz Egece'ye soracağım. Evet, bu benim 4. kitabım. Biliyorum. Zayıflamada Hareket adlı bir kitabım. Yeni çıktı. Yeni çıkmasının sebebi diğer serileri tamamlamak. Zaten seri kitap yazıyorum. Yani tamamen zayıflama üzerine yazıyorum özellikle. Buradaki en önemli detay, bu kitaptaki önemli detay hareketi anlatıyor. Süper. Yani hareket hakkındaki kişinin inanç sistemlerini anlatıyor. Hareketsizlik hakkındaki inanç sistemlerinden bahsediyor. Ve eş zamanlı egzersiz ve spor gibi kavramlardan ele alarak bir tür kişinin doğru olduğuna inandığı ama yanlış, yanıltıcı ve yalan diyebiliriz. Fikirlerini deşifre edip kişinin harekete geçmesini sağlayan bir kitap. Öncelikle birinci konu bu. İkincisi, bu kitabın bir özelliği şu. Kişi okurken eş zamanlı bilinçaltını etkileyerek değişmesine sebep olan bir farkındalık mantığında yazılmış. Şimdi benim ilk kitabım, yani Zayıflamada Son Söz kitabım, Türkiye'de 200 binden fazla satan ve dünyada da 7 dile çevrilen bir kitaptır. Bu kitap eş zamanlı 50 ülkede satılırken 7 dil, yani yabancı dilde çevrilmesinin sebebi dünyadaki ilk kilo probleminin beyinde bittiğini anlatan kitaptır. Ya. Ama son çıkan kitabımsa kilo vermenin püf noktası, kalıcı kilo vermenin püf noktasının hareket ve hareketsizlik hakkındaki inanç, kök çekirdek inancı veya inanç çeşitlerini değiştirmeyi anlatıyor. Dolayısıyla çoğumuz şöyle düşünürüz. Diyetin kilo verdiğine inanırız. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir önceki kitabımda beslenme üzerine bir kitap. Yani zayıflamada beslenme. Ama hiçbir şekilde diyet uygulatmıyor. Yani insan bedeninin, zihin ve bedeninin, hani soyut ve somut kısmının bilgi, duygu, maddeyle nasıl beslendiğini anlatıyor. Sadece insan bedeni gıdalarla beslenmiyor. Eş zamanlı duygusal açlığını duygularla besliyor. Bilgisiyle bilinç, zihin alanını besliyor. Yani bir bütünlüğü anlatırken hareket kitabı ise enerji çıkışını, yani bedenden enerji çıkışını anlatıyor. Ve enerji çıkışını anlatırken eğer siz diyet gibi, enerji almak gibi, beslenme hakkındaki kilo alıp verdirdiğine inanıyorsanız kalıcılığı sağlayamadığınızı burada okurken anlayabiliyorsunuz. Yani kalıcı kilo vermenin sırrı özellikle şu fikri inanmanızda başlıyor. Hareketsizlik kilo aldırır, hareket, egzersiz ya da hareket kilo verdirir fikrine inanmanız gerekiyor. Tamam. Buna inandığınız andan itibaren, bilinçaltınızda bu bilgiyi kabullendiğinizden itibaren kalıcı kilo vermeye başlamış oluyorsunuz. Eğer beslenmek kilo aldırır, beslenmeyi azaltırsam kilo veririm fikrine inandığınız sürece diyet yaptığınızda kilo verirsiniz, diyeti bıraktığınızda tekrar kilo alırsınız. Aynen öyle oluyor zaten. Aynen öyle oluyor. İşte bu kitabın özelliği ise, yani Zayıflamada Hareket adlı kitabımın özelliği ise bilinçaltındaki hangi şifreyi, hangi bilgiyi değiştirdiğinizde artık ömür boyu kilo takıntısı, beslenme takıntısından kurtulup kilolardan da kurtulma olasılığını size veriyor bu kitap. Yani kitap hareketi sevdiriyor. Hareketsizliğe üretilen bahaneleri ortadan kaldırıyor. Çünkü kilolu olmanın ve kilolu insanların problemi beslenmek değil, hareket etmek konularındaki fikirlerinin zayıflığı, fakirliği. Ben bir nörobilim uzmanı olarak şunu anlatmakta yarar görüyorum. Kilolu insanların beyinlerindeki nöron sayısı, miktarı, beslenme üzerine, diyet üzerine, gıdalar üzerine, kilo üzerine o kadar aşırı derecede miktarsal olarak fazla ki
hareket ve hareketsizlik konularındaki, yani özellikle hareketsizlik içinde çok fazla, ama hareket hakkındaki bilgi birikintileri çok zayıf, düşük. Dolayısıyla sabah kalkar kalkmaz akıllarında öğlen ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim gibi fikirlerle kalkıyorlar. Yani sabah kahvaltısında akşam yemeğini düşünüyorlar. Ormana gittiklerinde piknik yapmayı düşünüyorlar, yürümeyi düşünmüyorlar. Örneğin. Yani kiloları, kilolu olma durumunun yemeklerden kaynaklandığını, yemekleri disipline ettiğinde çözeceğine inanıyorlar. Oysa ki enerji alımı, yani beslenmeyi minimuma indirdiğinizde metabolizma hızı ve gücünü de zayıflatıyor. Enerji alımınızı azalttığınız için hareket miktarınız artmış oluyor. Dolayısıyla kiloyu verdiren az enerji almak değil, az enerji almanızdan dolayı günlük hareketlerinizin yükselmesi size kilo verdiriyor. Dolayısıyla kiloyu verdiren, kiloyu verdirecek olan hareket, kiloyu aldıracak olan da hareketsizlik. Çünkü öyle insanlar, 20 seneden beri öyle insanlarla röportajlarım, haber çalışmalarım, makale çalışmalarım oldu ki 13 bin kalori günlük alıp harika bir vücut ölçüsüne sahip olan insanlar. Aa, tabii gerçekten ki, tabii ki. Tabii ki. Ne demek yani? Bugün dünya şampiyonlukları, dünya vücut güzel şampiyonlukları, ağırlık sporcular vesaire, bunların hepsini 10 binden fazla kalori alıyorlar günlük. Ama bunlar ettikleri hareket sayesinde hem simetrik, çok estetik bedenlere dönüştürüyorlar ya da çok kaslı, güçlü, kuvvetli bedenlere dönüştürüyorlar. Dönüştüren alınan beslenme değil, alınan beslenmenin enerji miktarının yoğun olup bunu hareketle dönüştürüyorlar. Buradaki dönüştürücü hareket. Yani anlamamız gereken şey, aldığımız gıdalar yağda dönüşebilir, kasa da dönüşebilir. Bunu dönüştüren hareket. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ben anladım şimdi. Zaten şeyi de anladım yani. Kiloda nerede takılıyorumu anladım. Ben sizi Instagram'dan takip ediyorum. Siz ailecek çok maşallahınız var. Hamilelik döneminizde evet biraz almışsınız ama o sonrasında harika bir eşinizle beraber fit bedene sahipsiniz yani. Süper, çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram yayını da yapalım sizinle canlı, olur mu? Hem takipçilerimize de öyle bir sürprizimiz olsun. Hep yapalım yani, yine önümüzdeki günlerde de yapalım. Daha önce de yapmışlığımız var sizinle, gayet iyiydi. Gerçekten de bunu konuşalım. Şimdi zayıflama izafidir. Evet. Böyle bir kavram mıdır gerçekten? Evet, yani ben bunu ilk Azerbaycan televizyonlarında konuk olduğumda açıklamıştım dünyaya. Yani ilk dünyada hani izafi kelimesini kilo ile ilgili ben kullandım. Einstein nasıl zaman izafidir dediğinde göreceli bir zaman kavramını bizlerle tanıştırdığı gibi, kilonun da ben duyduğum kadarıyla dünyadaki bütün hekimlerin, uzmanların bu alandaki hep söylentileri, herhangi bir şeyin kilo yaptığını propagandası yapılır. Örneğin fast food, kiloyu fast food yapar. Örneğin ekmek yapar kiloyu. Örneğin efendime söyleyeyim tatlılar yapar, hamur işleri yapar gibi. Ya da stres yapar gibi. Hemen bir şeye otomatik ya da meslek gruplarına olabilir. Hamilelik gibi, menopoz gibi. Herhangi bir şeye insanlar hemen kilo bu yapıyor gibi sınırlandırırlar ve bunu propagandasını yaparak kişilere inanmasını sağlarlar. Bu doğru bir bilgi değil. Bu tamamen göreceli bir bilgi. Tamam. Benim izafi kelimemle aslında temel bilimlerden bahsetmiş oluyoruz. Yani kesinlikle ve kesinlikle kişinin algıladığı, kişiye göre değişken, kişinin neyle ilişkili kurduğunla alakalı olduğunu anlatıyorum izafi olmakla. Yani kişi yaştan kaynaklanabilir, biyolojik yapıdan kaynaklanabilir, efendime söyleyeyim gıdalarla olan ilişkisini, hakkındaki inançları kaynaklanabilir, tembelliği, hareketliliği, çocuklukta öğrendiği, her şeyi, her şeyle kilo alabilir ya da her şeyle kilo verebilir. Dolayısıyla ilk dünyada kilonun izafi olduğunu, herhangi bir şeyle kaynaklanmadığını, bu önemli bir bilgidir Nasibe Hanım. Çok önemli bir bilgidir. Gerçekten kişi öyle. Evet, bunu anladığında şunu aşıyor, yani şu duvarlarını aşıyor. Diyelim ki herhangi bir uzman kişiye dedi ki siz tiroidden kaynaklanıyor dedi. Kişi bu tiroidin arkasına saklanıp kilo verme durumunu durduruyor. Örneğin genetik dedi, durduruyor. Yani bu tarz şeylerle, sınırlamalarla kişilerin kilo verme olasılıklarını elinden alıyoruz uzmanlar olarak. Bu yanlış bir şey. Kilo mutlaka, ama mutlaka bir davranış bozukluğudur. Buradan öncelikle bakmamız gerekir.
Yani kişi, enerji, bunun bir matematiğini tartışacak bir platform söz konusu olamaz. Bunu tüm dünya olarak biliyoruz ki bunun bir matematiği var. Zaman dilimiyle alakalıdır. Alınan enerji tüketilenden daha fazlaysa kilo alıyoruz. Alınan enerjiden daha fazla tüketiyorsak uzun bir zaman diliminde kilo veriyoruz. Bunun tartışacağımız bir şey yok. Bu matematiği budur. Ama bunu sadece hamburger kilo aldırır, ekmek kilo aldırır, işte stres kilo aldırır gibi sınırladığımızda o kişinin beyninde bu olaylar, bu vakalar yaşandığında ya da bu davranışları uyguladığında kilo almasını karşı karşıya bırakıyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla kişi ekmeği bırakamadığı için de bir türlü kilolarını da bırakamamış durumuna da sokmuş oluyoruz. Yani bahane üretmenin temelinde aslında bir şeye yapıştırmak oluyor. İzafi olduğunu anladığımızda her şeyle ben kilo alma verme ihtimalini görüyorum. Demek ki kilo almak ve vermek benim düşüncelerim ve inançlarımla alakalı bir şey. Ben düşüncelerimi, inançlarımı değiştirdiğim zaman kilo problemimi de çözebilirim. Fikrini öğrenmiş oluyor izafi olduğunu anladığında. Peki, anlatabildim mi? Çok iyi anlattınız. Çünkü gerçekten şimdi bu kavramı sizinle birlikte biz anladığımız zaman aslında yapı taşlarını anlıyoruz ve geriye dönük yaptığımız tüm hataları da anlıyoruz. Şimdi bir şey yüklediğiniz zaman o misyonu bu sefer maalesef beynimizdeki bu düşünce sistemiyle gerçekten kilo almaya ve verememeye, aslında kilo almak da değil vermek de değil koruyamamak da sorun. Bilmiyorum, size bunun için çok muhtemelen başvuranlar da var. Koruyamamak bence sanki daha büyük bir sorun gibi geliyor bana. Kesinlikle, o yüzden benim kitaplarım ve online veya kamplarımın tamamında kalıcı kiloyu eğitim olarak veriyoruz. Yani bizim kalıcıyı biraz anlatır mısınız? Efendim? Bunu özellikle konuşmak istiyorum. Kalıcı kilo vermek. Evet, zaten benim anlatmaya çalıştığım veya metotlarım veya kitaplarımdaki ifadelerim aslında kalıcı kilo verme üzerine kurulmuş. Yani hiçbir şekilde biz bir diyet programı uygulamıyoruz. Ya da hiçbir şekilde hareket veya spor önerisinde de bulunmuyoruz. Hiçbir ilaç veya takviye güçler de kullanmıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Bu online eğitim sisteminde ama sizin bir sürü de uzmanınız var değil mi aslında? Evet, tabii ki. Yani biz bir enstitüyüz ve Ar-Ge enstitüyüz. Dolayısıyla birçok psikolog gibi, doktor, hekim veya diyetisyen gibi uzmanlarla birlikte bu konuyu, bu konunun bir sürecini destekleme hizmeti veriyoruz. Yani şöyle anlamanızı istiyorum. Bu konu öncelikle diğer metotlarla kıyaslanılacak gibi bir konu değil. Çünkü eğitimle verilen bir zayıflama metodu. Eğitimle zayıflama metodu derken kişiye eğitim vermiyoruz. Ne yiyeceğini, ne içeceğini, nasıl hareket edeceğini, bunun eğitimini vermiyoruz. Böyle bir şey algılanmasın. Kişinin kendi bilinçaltındaki inançları ve duygularıyla nasıl değişimi kendisi yapabileceğini öğretiyoruz. Yani aslında biz bir bilinçlendirme öğretmiyoruz. Mesela bizim karşımıza hep kilolar geliyor. Diyor ki ben hocam her şeyi biliyorum. Diyet programlarını biliyorum, detoksu biliyorum, onu biliyorum, bunu biliyorum. Ya biliyorsun ama inançların kilo yapıyor. Yani bilmek başka, inanmak başka. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir Müslüman ilmini bir Hristiyan profesörü bilebilir. Ama kişinin inancı Hristiyandır ama Müslümanlığı bilebilir. O yüzden inancı Hristiyan olunca kiliseye gider, camiye gitmez ama bilir örneğin. O yüzden bütün kilolar her şeyi biliyorlar ama gıda hakkında, beslenme hakkında yani ve bedenleri hakkında ve enerji tüketme hakkındaki fikirlerinde yanlışlıklar var. İnançlarında yanlışlıklar var. Bu dengesiz yanlışlıklar bu durumu ortaya çıkartıyor. Şimdi dans bizim çok sevdiğimiz gerçekten de bir şey. Her zaman da dans etmeye çok tarafım ben. Her daim çocuğumla da çok dans ediyorum zaten. Şimdi dans hocaları da var bildiğim kadarıyla eğitimin içinde. Aynen, dans hocalarımız da var. Süper yapmışsınız. Biz... Süper fikir. Teşekkür ederim. Bizim kendi küçük kanalımız var. Yani kanalımız derken kapalı bir kanalımız var. Bizden eğitim alanlara 12 ay boyunca televizyon hizmeti sunuyoruz. Bu televizyon hizmetinde
programlarımız var. Bu bütün programlarımız dediğiniz gibi dans programlarımız var. Zumba dansları yapıyoruz. Nöro egzersiz dediğimiz, yani zihni dikkate alarak yapılan egzersiz eğitimleri veriyoruz. Bunun yanı sıra evde neler yapabiliriz? Yani ev gereçleriyle ne yapabiliriz? İş yerinde ne yapabiliriz? Merdivenlerde ne yapabiliriz? Yani salona gitmeden tarlada, bahçede neler yapabiliriz ile ilgili egzersiz hocalarımız tarafından bu televizyonumuzda birer saatlik gün içerisinde 3 tane dans gibi, ne egzersiz güzel öğretmesi gibi programlarımız oluyor. Eş zamanlı haftada bir kere beslenme programlarımız oluyor. Haftada bir kere psikolog programlarımız oluyor. Düşünce molası, mental egzersiz programlarımız oluyor. Ve aynı zamanda Hareket Yaşamaktır adlı, hareketi sevdiren, bilinçaltında hareketsizlik hakkındaki olumsuz düşünceleri yüzleştirerek hayatlarından kurtarıp hareketli insanlara dönüştüren programlar yapıyoruz. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben dinlerken Mülüfer'i birazcık hareket ettim. Ne kadar güzel geldi değil mi? İzleyicilere de inşallah güzel gelsin. Özellikle kapalı kaldığımız bu günlerde bize motivasyon veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim değer verip çağırdığınız için Nazif Hanım. Görüşmek üzere diyoruz. Deniz Egece bizimleydi bu dakikalarda. Tabii ki haftaya yine görüşeceğiz. Kendisinden sözünü almıştık zaten. Biz küçücük bir ara veriyoruz. Sonrasında buradayız.